Hoş geldin anne. Hoş bulduk anne. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım, gel. Gel otur bakayım şöyle sen. Yavrum. Bu Raziye bir şeyler anlattı bugün. Yağız'la ilgili. Ya bu çocuk ben fakirim deyip böyle lüks arabalarda mı geziyormuş? Öyleymiş. Ben de bugün gördüm. Allah Allah. Ay tipine de baksan melek gibi çocuk. Tövbe yalancı demezsin. Bende de kanacak tip yok ama inandım işte anne. O kadar güzel yalan söyledi ki aptal gibi inandım. Allah Allah. Ay bir insan niye zengin olduğunu saklasın ki? Yavrum, derdi neymiş? Sen sormadın mı niye böyle yaptın diye? Sözüne güvenmediğim insana neyi sorayım ben anne? Sormadım bir şey. Umurumda da değil zaten. Benden uzak dursun yeter. Hep benim yüzümden ağam. Hastalanıp arabanın bakımını sana yıkmasaydım bunlar olmayacaktı. Senin ne suçun var ki abi? Ağam, yenge seni arabayla görmüş işte. He bu şu şimdi nedir onun yüzünden. Boğazıma duraydı da yemeseydim keşke. Nasıl öğrendiğinin bir önemi yok ki. Öğrendi işte. Eylül beni affetmeyecek abi. Onu kaybettim. Yengem öğrenmesin diye çayla simitle karnını doyuruyorsun. Saray yaptıracak param var, şu harabede yaşıyorsun. Ama ne fayda? Allah'tan reva mı bu ya? Sorunu değil ki. Kıza yalan söyledim. Fakirim diye çevirmeyelim numara kalmadı. Korkan tekiyim ben. Bir türlü gerçekleri söyleyemedim. Şimdi de bunun cezası çekiyorum işte. Çok canım yanıyor be abi. Ama umurumda değil biliyor musun? Eylül'ü düşünüyorum. Onu incittim. Kalbini kırdım. En çok da buna yanıyorum. Aşıksın ha. Aşk. Kendinden çok sevdiğini düşünüyorsan aşıksın. Hediye, sen mi geldin? Evet abi. Aslım, dayına hiçbir şey belli etme. Olanlardan haberi yok biliyorsun. Tamam anneciğim, merak etme sen. Aslım, hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Alnına ne oldu Aslım? Ufak bir kaza geçirdim. Ben bir ellerimi yıkayayım, geleyim. Hediye? Anlat bakalım. Kim ne derse desin, umurumda bile değil. Benim için sen önemlisin. Seni kaybettiğimi sandığımda nefes alamadım. Dünyam başıma yıkıldı resmen. Güzel kızımı bir daha göremeyecek miyim dedim. Bir daha koklayamayacak mıyım? Ben de seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum anne. Önemi yok. Üzülme artık, tamam. Ozan'dan da Allah razı olsun. Güzel kızımı bana geri getirdi. Sen merak etme anneciğim.
Ben Ozan'la konuşurum. Bir daha konuşmayız. Arkadaşlık etmeyiz, buluşmayız. Ozan dik başlıdır. Ama dinler. Saygısızlık etmez. Konuşmayalım dersem konuşmaz benimle. Sen bak bakayım bana. Çok mu seviyorsun sen bu çocuğu? Benim canım kızım. İlk defa aşık mı oldun sen? Hep gül böyle olur mu? Hep mutlu ol. Demek Aslım da Ozan'ı seviyormuş ha? Allah Allah. Gençlik işte gençlik. Kanlar kaynıyor tabii. Öyle vallahi. Hediye sen hayırdır pek bir karşıydın. Böyle görüşmesinler konuşmasınlar falan diyordun. Bir yumuşadın sanki. Yumuşamak değil de. İşte ikisi de birbirini seviyormuş. Ben nasıl durayım ki önlerinde? Duramazsın zaten anacığım, duramazsın. Dursan ne olacak? Alev'i iyice körükleyeceksin. Bakma sen. Ozan öyle deli dolu falan ama dürüst çocuktur. Mert çocuktur. Öyle de. İşte ikisi nasıl olacak birlikte bilmiyorum. Canım sen de hele bir dur. Bir birlikte okusunlar. Birbirlerini bir iyice tanısınlar, anlasınlar. Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Öyle deme abla. Şimdi oyun gibi geliyor onlara. Geziyorlar, tozuyorlar. Ama iş ilerleyince ne olacak? Ciddiye binince. Benim kızım üzülecek. İkisi birbirinin dengi değil ki. Yani Jülide Hanım şimdi iyi davranıyor ama... ya ileride öyle olmazsa? Kocası zaten istemez. Aslında çok üzüldü. Bu mutluluğu çok görmeyeyim diyorum ona. Dedikodunuzu böldüm sanırım ama benim karnım çok acıktı. Yiyecek bir şeyler var mı? Bak orada kurabiye var yavrum. Ben de kalkayım. Şu yeni tuttuğumuz evi temizleyeyim güzelce. Ay Hediye vallahi hiç olmadı böyle. Ya şurada ne güzel geçinip gidiyorduk beraber. Anneciğim ben de yardım edeyim sana. Olur kızım yardım edersin. Çantamı alayım dur. Olsun abla ne olacak? İki adımlık yol zaten. Hem artık hep Ankara'dayız. İyi ne yapalım. O zaman ben de şu yemek işini halledeyim. Ben de geleyim yardıma. Tamam. Müzik